Evet, merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda size araçta nasıl çay demlenir, nasıl çay yapılır bunu göstereceğiz. Tabii arkadaşlar, bu çay demleme şeklini biz kendi araçlarımızda kettle'larla yapıyoruz. Tüpümüz, demliğimiz falan yok. Pratik çay demleme şekli bu. Pratik çay demleme şeklimizi de kettle'la yapıyoruz. 5 dakikada suyu kaynat, bardak çayla çay demleme şeklini göstereceğiz. Şimdi arkadaşlar, bu çay demleme şeklini, tekniğini her zaman göstermem. Lütfen dikkatlice izleyin. Çayımızı güzel bir şekilde demleyip güzel bir şekilde, sağlıklı saatte bir şekilde içelim. Arkadaşlar, lütfen giderken de kendimizi araçlarda yakmayalım. Özen gösterelim, dikkat edelim. Sonra takım taklavat yanabilir. Yani üstümüze başımıza dökebiliriz. Arkadaşlar, şimdi size işin püf noktalarını göstereceğim. İşin püf noktalarında şöyle, ben size göstereyim önce arkadaşlarım. Şöyle bir adet çaykurumuzun poşet bardak çay. Arkadaşlar, bu çaykurun çayı diğer çaylar gibi değil, ikiye ayrılabiliyor. Çay da güzel. Şöyle göstereyim ben size. İkiye ayrılıyor. Bazı arkadaşlar demli içebilir, bazı arkadaşlar açık içebilir. Ben kendim açık içiyorum. Yani bunun tek parçasını tercih ediyorum. İkiye ayırıp, ben zaten ayırmıştım. Şöyle göstereyim size. İki parça oluyor. Yani ben tek parçasını kullanacağım. Çünkü fazla demliği sevmiyorum. Açık içeceğim. Şöyle arkadaşlar, diğer parçamızı şöyle kenara koyalım. Bir dahaki çay içmemize şöyle hem tasarruf yapmış olduk, hem de çayımız açık olmuş oldu. Daha güzel olmuş oldu. Arkadaşlar, size de çay içmenizi tavsiye ederim. Gece yolda giderken, uykunuz geldiğinde, başınız ağrıdığında, dişiniz ağrıdığında, karnınız ağrıdığında için yani. İçin, açılın arkadaşlar. Çayımızı içelim. Şimdi şöyle ben çayımı kenara koyuyorum. Suyumuzun kaynamasını bekliyoruz yavaş yavaş. Bu arada da bardağımızı bakalım. Bardağımızı şöyle, ben içinde toz varsa bir çalkalayalım. Şöyle bardağımızı da gördünüz. Yani arkadaşlar, bu işin sırlarını her zaman göstermem. Belki rica minnet bir ara daha gösteririm ama şu anlık bunun kıymetini bilin yani. Saatli yüke çalışan kargodaki arkadaşlarım, size de tavsiye ediyorum. Çayınızı bol bol için. Fazla da içmeyin. Çay tansiyonunuzu yükseltebilir gece yollarda. Sonra baş ağrısı, diş ağrısı, kuş ağrısı çekmeyin. Yani bunlar arkadaşlar İşin püf noktaları. Şimdi arkadaşlar, ben size şöyle kettle'ımızı falan göstereyim. Suyumuz kaynamaya başladı. Şöyle alıyorum kameramı. Kettle'ımızı gördüğünüz gibi arkadaşlar, suyumuz kaynamaya başladı. Göstereyim ben size. Herkesin aracında herhalde kettle'ı vardır, bu işi yapan arkadaşların. Demliği tüpü de vardır ama o keyif çayı yerine geçiyor. Tabi bu da keyif çayı ama daha çok pratik olduğu için gece uykumuz geldiğinde, yolda veya atıştırma yapacağımız zaman hemen çayımızı yapıp içebiliyoruz. Yani bu da arkadaşlar pratik çay tekniği. Pratik çay tekniğini de bu arada öğrenmiş olun. Şöyle arkadaşlar, bardağımız da şurada. Suyumuz da kaynadı Allah'ın izniyle. Şöyle fişini çekiyorum ben suyumuzun, kettle'ımızın. Su biraz dinlensin, çöksün. Ondan sonra çayımızı yapacağız Allah'ın izniyle. Şöyle şekerimizi de alalım. Ve bazıları 3 şeker, bazıları 5 şeker, bazıları 8 şeker içebilir. Biz tek şeker içiyoruz arkadaşlar. Şöyle atıyoruz.
Yani bak şeker atma şeklini gördünüz. Aynen böyle atacaksınız arkadaşlar. Yani şekli başka türlü denemeyin, yoksa çayın tadını kaçırıyorsunuz. Yani herkese söylemem bunları. Gördüğünüz şeker atma tekniği bu. Geliyorsunuz bardağın kenarından lıkırt bardağın içine. Arkadaşlar gördüğünüz gibi suyumuz da dinlendi. Şimdi çayımızı şöyle, tabi araçta giderken bunu biraz dikkatli yapmak gerekiyor ya da aracımızı kenara çekip yapmak gerekiyor. Ayağınızı, oranızı, buranızı yakabilirsiniz. Lütfen dikkat edelim, yakmayalım. Şöyle görüldüğü gibi arkadaşlar çayımızı yaptık. Yani çayımızı yaptık. Şöyle bir dakika kadar beklesin. Demine alsın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çayımız milli yüzücülerimiz gibi bardağın üstünde yüzmeye başladı. Kafası yukarıda bak. Yani bu olmayacak. Bu olmayacak. Hala inat ediyor, yaşayacak yani. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle şurada bir tahta kaşığımız var bizim. Tahta kaşık dediysek yani çubuk arkadaşlar. Eski usul tahta kaşık değil yani. Şöyle çayımızı karıştıralım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ben çayı aşağı bastırdıkça, karıştırmaya çalıştıkça çay yukarı çıkmaya çalışıyor suyun yüzüne. Çay bile yüzmesini biliyor. Ben yüzmesini bilmiyorum arkadaşlar. Denize gittim, kendimi boğacaktım az daha. Canımı zor kurtardım. Dalgalar beni alıyor vuruyor. Kendimi kenara atana kadar hal başımdan gitti. Tabi onu ben beceremedim. Dalga beni kaldırdı attı kenara arkadaşlar. Son anda kurtardım paçayı. Az daha öleceğim ya. Az daha öleceğim ya. Bu arada da yüzme bilmediğimizi de söylemiş olduk bu arada. Evet. Tabi 10 sene 15 sene sahilde çalış. Deniz kenarında çalış. Deniz bize yakın. Arkadaşlar tabi ben yüzmesini bilmeyeyim. Niye? Çalış bir yere kadar. Ama bu da olsun. Eşeğin çalışması için de atlar için. Eşeğin çalışması da atlar içinmiş arkadaş. Ne yapacaksın gari? Olur iyice gel lan. Evet arkadaşlar çayımız şu anda hazır. Gördüğünüz gibi çayımızı